Sayın Üsküdar Üniversitesi televizyon izleyicileri, yine bir Risale Okumaları programına hoş geldiniz. Konumuz geçen haftadan devam eden Sünnet-i Seniyye'den bahseden 11. lema. Bugün son kısmını inşallah işleyeceğiz. Yine misafirimiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Sekreteri Lokman Çelik Beyefendi. Lokman Bey, yine aynı şekilde mikrofonu size aktarıyoruz. Devam edin lütfen, buyurun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. 10. nükte Kul in kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni yuhbibkumullah. Ayetinde icazlı bir icaz vardır. Yani bu icazlı bir icaz derken, şimdi yazılışı sanki Türkçe'de aynı gibi görünüyor ama yani icaz mucizeden geliyor. İcaz da çok uzun hakikatleri kısa veciz ifadelerle aktarmak. Yani bu kısa bir cümle ama içinde burada ifade edecek okuyacağınız bir paragraf veya bir sayfa büyüklüğünde manalar var. Evet. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde derc edilmiştir. Şöyle ki, şu ayet diyor ki, Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz, Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı seversiniz ta ki Allah da sizi sevsin. Demek ki Allah'ın bizi sevmesinin yegane vesilesi Allah'ın sevdiği Habibullah'a tabi olmak, onun sünnet-i seniyyesine ittiba etmek. İşte bütün bu cümleler şu ayetin yalnız mücmel ve kısa bir mealidir. Demek oluyor ki insan için en mühim âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Demek oluyor ki insan için en mühim âli maksat, en yüksek gaye diyebiliriz sanırım hocam. Evet, yani şu dünyada bundan daha büyük bir maksat gaye olabilir mi yani? Allah'ın rızasına nailiyet, onun muhabbetine, sevgisine mazhar olabilmek. Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır, sevgisine. Evet. Bu ayetin nasıyla gösteriyor ki o matlab-ı âlâ'nın, o yüksek isteğin yolu Habibullah'a ittibadır. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği kuluna ittibadır ve sünnet-i seniyyesine iktidadır. Bu makamda üç nokta ispat edilse mezkur hakikat tamamıyla tezahür eder. Birinci nokta, beşer, insanlık fıtreten şu kainatın halıkına karşı hadsiz bir muhabbet üzerine yaratılmıştır. Her insanda bu fıtrat var yani. Evet. Her insan yaratılışta zaten Allah'a karşı, yaratıcısına karşı hadsiz bir muhabbet besliyor. Evet, sevgi besliyor. Çünkü fıtrat-ı beşeriyede, insanlığın fıtratında cemale karşı bir muhabbet ve kemale karşı perestiş etmek ve ihsana karşı sevmek vardır. Her insanda bu var yani. Ne diyor mesela? Kemale, insan sanat, bilim, ahlak cihetinde kim ki böyle gayet güzel, olgun, kamil birisi, insan ona karşı bir muhabbet besler. Evet. Veya kim ki sana bir şey ikram eder, ihsan eder, ona karşı da bir sevgi beslersin. Veya cemal, güzel bir sanat eseri olsun, insan olsun, karşı cinsten olsun, bilmem ne olsun, güzel olan her şeye karşı insan ne yapar? Muhabbet bir besler. Muhabbet besler. Bunlar insana verilmiş olan fıtratın yaratılıştaki özellikler. Evet. Cemal ve kemal ve ihsan derecatına göre o muhabbet tezayüt eder. Derecelerine göre o yani muhabbet artar. Yani güzellik, kemal, ihsan ne kadar fazla olursa o kadar da onlara olan muhabbet artar. Evet. Aşkın en münteha derecesine kadar gider. Hem bu küçük insanın küçücük kalbinde kainat kadar bir aşk yerleşir. Evet, kalbin mercimek kadar bir sandıkçası olan kuvve-i hafıza, bir kütüphane hükmünde binler kitap kadar yazı,
ince yazılması gösteriyor ki içinde. içinde yazılması gösteriyor ki kalbi insan kainatı içine alabilir ve o kadar muhabbet taşıyabilir. Yani bir mercimek kadar bir kuvve hafıza insanın belleği. Yani ne oluyor? Bir kütüphane hükmünde binler kitap kadar yazıyı içinde barındırabiliyor. İnsan ezberleyebiliyor, hafızaya nakşedebiliyor. Onun gibi insanın kalbi dahi kainat içine alabilir, o kadar muhabbet taşıyabilir. Evet. Yalnız hocam burada dikkatimi çeken, evet kalbin mercimek kadar bir sandıkçası olan kuvve-i hafıza. Kalbin diye bahsediyor. Evet, tabii. Yani kalbin bir hassası. Tabii beyin, kalp dediğimiz bu çam kozalarından, çam kozuna benzer bu cismani kalp değil tabii ki. Bu biraz maneviyatı manevi da içeriyor. Kalp evet. Madem fıtrat-ı beşeriyede ihsan ve cemal ve kemale karşı böyle hadsiz bir istidad-ı muhabbet vardır. Madem fıtrat-ı beşeriyede ihsan ve cemal ve kemale karşı böyle hadsiz bir istidad-ı muhabbet vardır. Ve madem bu kainatın halıkı, kainatta tezahür eden asarıyla bilbedahe tahakkuku sabit olan hadsiz cemali mukaddesi, bu mevcudatta tezahür eden, nukuşu sanatıyla biz zarure subutu tahakkuk eden, hadsiz kemali kutsisi ve bütün zihayatlarda tezahür eden, hadsiz envai ihsan ve inamatıyla bil yakin ve belki bil müşahede vücudu tahakkuk eden, hadsiz ihsanatı vardır. İşte yani burada demin bahsettiğimiz icaz meselesi, yani bir uzun cümleye sanki sığdırıldı, sığıştırıldı gibi. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın yani kainatta tezahür eden bu cemali, kemali ve ihsanı. Şimdi baktığımız zaman buna zaten bizzat bil müşahede yani şahit oluyoruz. Çünkü her baharda mesela ne oluyor? Veya senin her mevsiminde o mevsimine göre yani çiçekler, nebatat, hayvanat yani o kadar harika güzellikler, nakışlar var ki mevcudatta, zemin yüzünde. Yani insan hayretinden böyle ağzı açık kalıyor. Onun tefekkürüyle Allah'ın o sanatında ne kadar incelikler olduğunu insan derk edebilse tam bir marifeti tamme kazanır, huzuru daimi kazanır. Veya bakıyoruz her baharda vagonlar dolusu, Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bize ihsanını, inamatını gönderiyor. Sadece bize mi? Bütün mahlukatına. Yani bitiyor mesela diyelim ki yazın sonunda artık kış her mevsime ait bazı yiyecekler falan var. Tabii baharda daha zengin oluyor. Şimdi her millete, her tayfeye, her hayvan tayfesine layık bir şekilde meyvesinden sebzesine veya yaşamasına gerekli bütün rızık çeşitlerini ne yapıyor? Onlara gönderiyor. Şimdi ihsanı hadsiz, cemali hadsiz, sanatındaki mertebelerde hadsiz. Yani insanda da böyle bir kabiliyet var. Yani kemale, cemale, ihsana karşı nihayetsiz bir muhabbet o kalbinde taşıyabiliyor. Bütün bunların en nihayet mertebesinde Cenab-ı Hak o sıfat ve isimlerinde onlara haiz. O halde insana ne kalıyor? İnsan kendisindeki bu hadsiz muhabbet istidadını o zaman Cenab-ı Hakk'ın esmasına, sıfatına sarf etmesi gerekiyor değil mi? Evet. Elbette zişurların en camii ve en muhtacı ve en mütefekkiri ve en müştaki olan beşerden hadsiz bir muhabbeti iktiza ediyor. Evet, demek ki kainattaki, dünyadaki bu tecelliler neye gerektiriyor? Bu beşerin hadsiz istidadını bu muhabbete sarf etmesini gerektiriyor. Evet. Evet, her bir insan o Halık-ı Zülcelal'e karşı hadsiz bir muhabbete müstahit olduğu gibi o Halık dahi herkesten ziyade cemal ve kemal ve ihsanına karşı hadsiz bir mahbubiyete müstahaktır. Hatta insan-ı müminde hayatına ve bekasına ve vücuduna ve dünyasına ve nefsine ve mevcudata karşı türlü türlü muhabbetleri ve şedid alakaları o istidad-ı muhabbet-i ilahiyenin tereşühatıdır. Bakın burası da çok önemli. Yani bizim dünyada birbirlerimize, güzel şeylere, ihsana karşı yani bu fani mevcudat arasında sarf edilen o muhabbet aslında
Cenab-ı Hakk'ın zatına, esmasına sarf edilmek üzere verilmiş olan o muhabbet istidadının dünyadaki gölgeleri yani. Evet, onların teleşuatı, onların sızıntıları öyle diyelim. Hatta insanın mütenevvi hissiyat-ı şedidesi o isdad-ı muhabbetin istihaleleridir ve başka şekillere girmiş reşhalarıdır. Malumdur ki insan kendi saadetiyle mütelezziz olduğu gibi alakadar olduğu zatların saadetleriyle dahi mütelezziz oluyor. Ve kendini beladan kurtaranı sevdiği gibi sevdiklerini de kurtaranı öyle sever. Değil mi? İnsan yani evladının, sevdiklerinin saadetleriyle mesut olur, mutlu olur. Eğer çok sevdiği insan bir kederi, bir sıkıntısı varsa sanki kendi elemiymiş gibi kendisi dertlenir, üzülür. Evet, insanın böyle bir fıtratının camiyeti var. Yani öyle yaratılmış. Hissiyat, duygusal olarak çevresiyle, etrafıyla alakalı. Yani değil insan olarak, yani sokakta titreyen bir tane kedi görse bile yani hisli insanlar ne yapıyor? Sıcak evinde ızdırap çekiyor. Yani bütün bu hayvanat yani dışarıda sıkıntı çekiyor diye bu hisleri kendilerini o eleme sevk ediyor. Tabii ki burada da şu noktayı da vurgulamak lazım. Yani madem ki Cenab-ı Hak bütün mahlukatı yaratmış, mevcudatı yaratmış, onları korumak, kollamak, Cenab-ı Hak zaten her şeyi görüyor. Eğer biz Allah'a inanıyorsak tam olarak, yani her an her şeyi görüyoruz, hani kendi yaratıyor. Dolayısıyla bazı zamanlarda insanlar mesela lüzumundan fazla da şefkat gösteriyor. O şefkat de kendisini acıya, eleme sevk ediyor. Yani yok mu bütün bu hayvanata yani acıyan, şefkat eden, yani hayvanattan geçtik efendim, harplerde o kadar sıkıntıya, ızdıraba düşenler, yaralananlar, işkenceye maruz kalanlar. Şimdi bu tabii ki bir başka büyük, geniş bir konu. İnşallah zaman içinde oraya da geliriz. Ama şunu özetleyebiliriz bu an için. Yani Allah'ın şefkatinden fazla şefkat, şefkat değildir, olmaz. Her şeyi abartmamak lazım. Her şeyi olduğu gibi kabullenmek lazım. Burası imtihan dünyası. İmtihan dünyasına muvafık bir tarzda nedir? Her şey iyi kötü, güzel hayır. Yani bunlar birbirine karışmış vaziyette. İnsana da cüzi bir ihtiyar verilmiş, bir seçme kabiliyeti. O ihtiyarını, o seçme kabiliyetini insan kullanacak, hayrı, güzeli seçecek. Güzel yolda, iyi yolda, sırat-ı müstakimde gitmesi için Allah'a dua edecek. Allah da onu o yolda muvaffak edecek. Ama insan kendine verilen istidatları her zaman için kötüyü, gayrimeşru lezzeti, gayrimeşru yolları seçerek, sadece bu dünyayı hedefleyerek sarf etse o kendi istidadını, kendine verilmiş olan bütün o kabiliyetleri, yani Cenab-ı Hak onu o yolda da muvaffak eder. Ama o yolda yani kendi ihtiyarıyla gittiği için onun vebalini de, günahlarını da o zaman kendisi yüklenir. Evet. Yani hocam en büyük okyanusların en dibindeki yaşayan canlıların da rızkını Cenab-ı Hak görüyor, veriyor. Evet. Yani böyle insanların girmemiş olduğu ormanın en dibini, en iç kısmındaki canları da Allah onların rızklarını veriyor. Muhakkak, muhakkak. Yani gözümüzün önünde düşünün ya. Bir anne 9 ay yavrusunu taşıyor. Yani o anne rahminde o bebeğin gelişmesi, ne anası ne babası onlara müdahale etmiyor. Sadece seyrediyor yani. Yani onun bir insan olarak dünyaya gelmesi fevkalade bir mucize. Yani annesi yani gözü kulağı şurada olsun, burada olsun veya efendim beslenmesi, vitamini, yani dışarıda tabletlerle, haplarla belki o şekliyle bir yani ufak bir müdahale diyelim ona. Ama o gerçek bir müdahale değil. Onun yaratılışına kimse müdahale edemiyor orada. Ayet-i Kerime'de üç karanlık içerisinde. Üç karanlık içinde yani. Sonra dünyaya geldikten sonra yani ona hem sütü, gıdası gönderiliyor. Yani değil mi? Yani şu an bir bebek için, yeni doğan bir bebek için en güzel gıda anne sütü. Kim gönderdi? Anne istesin bakayım, hamile olmayan, bebeği olmayan anne istediği kadar göğsünü sıksın efendim, bir süt çıkar mı? Çıkmaz. Demek ki o bebekle beraber onun gönderilmesi takdir ediliyor. Bu da ancak onu yaratan birisinin iradesiyle, kudretiyle, şefkatiyle olması mümkün. Bir de onun ötesinde bakın, anneye bir şefkat.
Anne sütünden daha güzel, latif bir şefkat veriyor. Yani bebeği gece boyu ağlar, hastalanır. Anne uyumaz, ne yapar yemez. Onun bakımıyla hep uğraşır. Yani annedeki şefkat o kadar büyüktür ki, yani çocuğu büyüse, adam olsa bile ona hala bebeği gibi muamele etmeye devam eder. Bu sadece insanlıkta değil, bütün hayvanatta bile var. Hayvanatta bile var. Yani o aslanlar, kaplanlar, o vahşi hayvanlar değil mi? Yani yanına yaklaşmaya korktuğumuz o hayvanlar yavrusu olduğu zaman ne yapıyor? Bulduğu eti yemeyip yavrusunu yediriyor. Ama onlar da belli bir zaman sonra o annelik şeyi kalkıyor, vazifesi. Ne oluyor? O zaman ağzından bile eti alıp kendisi yiyebiliyor. Bir tavuk bazen bir ite karşı böyle şey olabiliyor. Başını bile kaptırıyor yani. Bir köpek saldırsa yavrusuna kendisini feda edebiliyor. Yani tavukta bile böyle. Yani düşündüğümüz en ufak canlılarda bile böyle. İnsanda bu en mükemmel, en nihayet mertebede Cenab-ı Hak ona tabii ayrı bir şefkat gösteriyor. Bir de insanın camiyetinden bahsettik ya hocam, burada okuduk. Evet. İnsanın camiyeti, fıtratı gereği bir de şu özelliği var ki sadece bulunduğu an değil, geçmişteki zamanlarından elemler, acılar, gelecekteki günlerinde de korkular, elemler çekebiliyor. Evet, insan yani, fıtratı cami, evet. Evet, öyle. Yani bundan 3 yıl, 5 yıl veya 20 yıl öncesinden bile hala pişmanlık duyduğu, ızdırap çektiği, elemini devam ettirdiği şeyler var. Gelecekten de endişeleri devam ediyor tabii ki. Hayvanattan çok ciddi manada farkı var yani. Bugün bir kuş, bir kedi anlık besleniyor. Yarını düşünüp efendim bir yere koyayım da depolayayım. Bazı hayvanlar var tabii ki, saklıyor diye bilmem ne, ama genel manada mesela bir kuş o gün bir darı, bir ekmek parçası yese, karnı doysa o gün için mutlu. Yarın aç olacağım, susuz olacağım diye bir elemi yok. Ama insan ne yapıyor? Hem kendi istikbal endişesini taşıyor, hem de evladının, sevdiklerinin, akrabasının endişesini paylaşıyor. Yarın öbür gün ne olacağım, aç mı olacağım, iş bulabilecek miyim? Tabii endişesi aslında biraz da ileriye gitse, gafleti, örtüyü kaldırabilse, aslında bu hayatın sonu nereye gidiyor? Öldükten sonra ben nasıl bir akıbete duçar olacağım? O kabirde, o toprağın altında benim hesabım nice olacak? Öldükten sonra cennet, cehennem diye bir hakikat var. Acaba benim bu yaptığım dünyadaki amel beni nereye götürür, hesabım nasıl olur? O endişeleri aslında taşısa çok daha bu dünyada hayatına bir istikamet verir. Evet. Evet. Buyurun. Malumdur ki insan kendi saadetiyle mütelezziz olduğu gibi alakadar olduğu zatların saadetleriyle dahi mütelezziz oluyor ve kendini beladan kurtaranı sevdiği gibi sevdiklerini de kurtaranı öyle sever. İşte bu haleti ruhiye binaen insan, eğer her insana ait envai ihsanat ilahiyeden yalnız bunu düşünse ki benim Halık'ım beni zulümat-ı ebedi olan Adem'den kurtarıp bu dünyada bir güzel dünyayı bana verdiği gibi ecelim geldiği zaman beni idam-ı ebedi olan Adem'den, mahvdan yine kurtarıp baki bir alemde ebedi ve çok şaşalı bir alemi bana ihsan ve o alemin umum envai lezaiz ve mehasininden istifade edecek ve cevelan edip tenezzüh edecek zahiri ve batini hasaları, duyguları bana inam ettiği gibi çok sevdiğim ve çok alakadar olduğum bütün akarip ve ahbap ve ebnai cinsimi dahi öyle hadsiz ihsanlara mazhar ediyor ve o ihsanlar bir cihette bana ait oluyor. Zira onların saadetleriyle mes'ud ve mütelezziz oluyorum. Evet, burada ne diyor? Yani yukarıda girişte söylediniz zaten. Kendi saadetiyle lezzetlendiği gibi alakadar olduğu zatların saadetleriyle dahi mütelezziz oluyor. Şimdi ne dedi burada? Her insana ait envai ihsanat ilahiyeden sadece bunu düşün ki. Yani Cenab-ı Hak hasiz ihsan nevilerinden sadece şunu düşün. Benim yaratıcım beni ebedi zulümat olan yokluktan, hiçlikten kurtarıp bu dünyada bir güzel dünyayı bana verdiği gibi. Her şey dünyaya gelmeden evvel Cenab-ı Hak'ın ilminde saklı zaten. Zaten
mutlak hiçlik zaten yok. Cenab-ı Hakk'ın ilmi geçmişi, geleceği her şeyle ihata ediyor. Bu alimin şehadete gelmemizi Cenab-ı Hak bizi irade ettiği zaman ne oluyoruz? Biz bu vücut, bu cismani vücudu giyiyoruz. Şimdi Cenab-ı Hak bizi ilim dairesinden, kudret dairesine, bu alimin şehadete çıkarıyor. Şimdi nazarı gafletle işte bu ebedi karanlık görünen, ebedi yokluk görünen bu istikbalde de cennetin icadı ile ne oluyor? Beni hadsiz nimetlendiriyor. Oradan ebedi şekilde istifade edecek, dünyada geçici şekilde, cennet ebedi şekilde istifade edecek duyguları, bütün hastaları bize de ihsan ediyor. Bunu bana yaptığı gibi sevdiklerime de aynısını yapıyor. O halde ben kendi bana verilen ihsanla hadsiz mütelezziz oluyorum ve hadsiz sevdiklerime verdiği o ihsanlarla da o lezzetim bine, milyona katlanıyor. Evet. Madem el insanu abidul ihsan sırrıyla herkeste ihsana karşı perestiş var, elbette böyle hadsiz ebedi ihsanata karşı kainat kadar bir kalbim olsa o ihsana karşı muhabbetle dolmak iktiza eder ve doldurmak isterim. Ben bir fiil o muhabbeti etmezsem de bil istidat, bil iman, bil niye, bil kabul, bil takdir, bil iştiyak, bil iltizam, bil irade suretinde ediyorum diyecek ve hakeza. Yani bu hakikati idrak eden birisi muhakkak, yani eğer fiilen yapamasa da, yani keşke bu kadar ihsanata, bu kadar beni hadsiz saadetlerle mütelezziz eden Allah'a karşı, yani kalbimi hadsiz bir şekilde muhabbetle doldurabilsem, fiilen yapamasa bile niyet olarak bunu söyleyebilmeli. Evet. Cemal ve kemale karşı insanın göstereceği muhabbet ise icmalen işaret ettiğimiz ihsana karşı muhabbete kıyas edilsin. Kafir ise küfür cihetiyle hadsiz bir adavet eder. Hatta kainata ve mevcudata karşı zalimane ve tahkirkarane bir adavet taşıyor. Tabii kafir Allah'ı inkar ediyor, ebedi saadeti inkar ediyor. Yani kafir bu hayatta zaten nasıl yaşıyor? Hayret bir şey. Yani öldükten sonra bir ebedi yokluğa, ebedi hiçliğe gidecek bir insan bu dünyada aslında nasıl yaşar diye hayret ediyoruz yani, değil mi? Yani kısa, geçici bir hayat ve her an ölebilecek bir hayatı işte inanmadıkları zaman ne yapıyor? O hayatını maalesef gayrimeşru sefahat lezzetleriyle kapatmaya, o gaflet ile örtmeye uyutmaya çalışıyor. Ama bir hastalık, bir musibet ile, onun ikazları ile şöyle bir silkinse, o zaman o başını o çok yüksek zannettiği o dünyasının tavanına çarpar. Ondan sonra diyecek, ben nereye gidiyorum? Benim hayatımın sonu, akıbeti ne olacak? Sadece kendisi mi? Sevdikleri, evladı, iyali, yani eşi, etrafındaki sevdikleri. Yani ama inanan ne yapıyor işte? Kendi lezzetiyle birlikte ebedi bir saadete namzet olan o hadsiz sevdiklerinin saadetleriyle de mütelezziz oluyor. Evet, kafir işte bu inkarı cihetiyle maalesef hadsiz bir düşmanlık besliyor tabii ki. Kendisindeki o muhabbet kabiliyetini bu sefer tamamen zıttına sarf ediyor. Zalimane ve tahkirkarane bir adavet taşıyor. Tahkir ederek, hor görerek. Evet. Adavet, düşmanlık besliyor. Düşmanlık besliyor, evet. Kafir Allah'ın düşmanı. Kafir Allah'ın düşmanı, inananın düşmanı olması zaten onun gereği oluyor artık. Gereği, yani. Evet. İkinci nokta, muhabbetullah, Allah'a sevgi, ittiba-ı sünnet-i Muhammediye aleyhissalatü vesselam'ı istilzam eder. Evet. Allah'a sevgi, Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a sevmeye gerektirir. Evet, ittiba etmeyi istilzam eder, evet. Gerektirir. Çünkü Allah'ı sevmek, onun marziyatını yapmaktır. Allah'ı sevmek. Onun rıza göstereceği, rızasını erdirecek işleri yapmaktır. Yapılmasını istediği işleri yapmak. Marziyatı ise istekleri en mükemmel bir surette Zat-ı Muhammediye'de aleyhissalatü vesselam tezahür ediyor. Zat-ı Ahmediye'ye aleyhissalatü vesselam harekat ve ef'alde benzemek
iki cihetledir. Burada da bir güzellik var. Hem Zat-ı Muhammedi hem Zat-ı Ahmediye. Efendimiz Aleyhisselam'ın diğer isimlerini de kullanıyor burada. Evet. Sadece Muhammed Mustafa demiyoruz mesela. Evet. Buradaki işte konunun geçtiği yere göre hem Zat-ı Ahmediye hem Zat-ı Muhammediye diye Evet. diğer isimleriyle de zikrediyoruz. Evet. Birisi Ona benzemek ne dedi? evet Hareketleriyle veya fiillerine fiillere benzemek benzemek. iki cihetlidir. Birisi Cenab-ı Hakk'ı sevmek cihetinde emrine itaat ve marziyatı dairesinde hareket etmek o ittibaı iktiza ediyor. Çünkü bu işte en mükemmel imam Zat-ı Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam. Evet. Yani Cenab-ı Hakk'ı sevmek, onun bizi sevmesini istiyorsak onun marziyatı, rızası dairesinde onun sünnetine tabi olmayı gerektiriyor. Evet. Çünkü bu işte en mükemmel imam Zat-ı Muhammediye'dir aleyhissalatü vesselam. İkincisi, madem Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam insanlara olan hadsiz ihsanat-ı ilahiyenin en mühim bir vesilesidir. Elbette Cenab-ı Hak hesabına hadsiz bir muhabbete layıktır. Şimdi dedi ya, yani yukarıda da bahsetti. Yani insan sevdiklerinin saadetleriyle de mütelezziz oluyor. Zat-ı Ahmediye aleyhisselam insanlar olan hadsiz ihsanat ilahiyenin de vesilesi. O halde o mahlukata, sevdiklerimize sarf etmemiz gereken o saadetlerin bir misline neye sarf edilmesi lazım? Ona vesile olan Zat-ı Ahmediye aleyhisselama sarf edilmesi gerekir. Evet. İnsan sevdiği zata eğer benzemek kabilse fıtratan benzemek ister. İşte Habibullah'ı sevenlerin sünnet seniyesine ittiba ile ona benzemeye çalışmaları kat'iyen iktiza eder. Herkes sevdiği bir zata fıtraten evet. benzemeye çalışıyor. Evet. Kim neyi seviyorsa onun yediği gibi yemek, içtiği gibi içmek, giyindiği gibi giyinmek istiyor. Bu fıtratta evet. var demek evet. ki. Üçüncü nokta, Cenab-ı Hakk'ın hadsiz merhameti olduğu gibi hadsiz bir muhabbeti de vardır. Bütün kainattaki masnuatın mehasiniyle ve süslendirmesiyle kendini hadsiz bir surette sevdirdiği gibi masnuatını hususen sevdirmesini sevmekle mukabele eden zişur mahlukatı sever. Cennetin bütün letaif ve mehasini ve lezaizi ve niamatı bir cilve-i rahmeti olan bir zatın nazar-ı muhabbetini kendine celbe çalışmak ne kadar mühim ve âli bir maksat olduğu bilvedâhe anlaşılır. Yani bu kadar nimetleri bize veren Cenab-ı Hakk'a karşı yani onun muhabbetini celbe çalışmak gerekmez mi? Onun bizi sevmesine çalışmak yani. Değil mi? Her insan yani bunu yüreğinde, ruhunda, hissiyatında hisseder yani. Evet. Madem nas-ı kelamıyla onun muhabbetine yalnız ittiba sünnet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile mazhar olunur. Elbette ittiba sünnet-i Ahmediye aleyhissalatü vesselam en büyük bir maksadı insani ve en mühim bir vazife-i beşeri olduğu tahakkuk eder. Yani en büyük bir insani maksat, en mühim bir insani vazife düşünelim yani. Yani insanın yani dünyada bir sürü maksatları var ama bunların içinde en âlisi, en yükseği nedir? İşte Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olabilmek. Onun da vesilesi nedir? Peygamberimizin sünnetine ittiba etmek. Evet. 11. nükte 3 meseledir. Birinci mesele, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sünnet-i seniyesinin menbaı 3'tür. Akvali, efali, ahvalidir. Bu 3 kısım dahi 3 kısımdır. Feraiz, nevafil, adat-ı hasenesidir. Evet, yani Peygamberimizin sünnet-i seniyesini tasvip edecek olursak, yani söyleyerek insanları iyiliğe, güzelliğe sevk ediyor. Yapmasını istediği şeyleri söylüyor veya fiilen yapıyor veya ahvalinden insanlar ders çıkartıyorlar. Üç nevi. Bunlar dahi kendi arasında ne oluyor? Farzlar, nafileler ve güzel adetler olarak da yine üç gruba ayrılıyor. Bunların içinde zaten farz ve vacip kısmında tabiyete mecburiyet var. Burayı okumadık değil mi? Yok. Buyurun. Farz ve vacip kısmında ittiba mecburiyet var. Terkinde azap ve ikaf vardır. Mesela
Nedir? Bize farz olan namaz, oruç, bütün bunlar nedir? Dinin bize farz kıldığı şeyler aynı zamanda hem de sünnettir. Bunları zaten fiilen, halen Peygamberimiz yani hepsini yapmış. Bizzat. Bunların terkinde azap ve ikab vardır. Yapılmak zorunda bunlar. Herkes ona ittiba mükelleftir. Evet. Nevafil kısmında, nafileler kısmında emri istihbabi ile yine ehli iman mükelleftir. Fakat terkinde azap ve ikab yoktur. Nafileler kısmında yani yine mükellef onları yapılması için ehli iman. Fakat terk etse azap ceza azap yok. Evet. Fiilinde ve ittibaında azim sevaplar var ve tayir ve tebdili bid'a ve dalalettir ve büyük hatadır. Evet, yani bunları yapmamakla birlikte bir de tutup onları değiştirir, başka bir hale sokarsa o zaman bid'a ve dalalet oluyor, büyük hata oluyor. Ateştir diyor. Evet. Adat-ı seniyyesi ve harekat-ı müstahsenesi ise hikmeten, maslahaten, hayat şahsi ve nev'iye ve içtimai itibarıyla onu taklit ve ittiba etmek gayet müstahsendir. Çünkü her bir harekete adiyesinde çok menfaat-ı hayatiye bulunduğu gibi mütabaat etmekle o adab ve adetler ibadet hükmüne geçer. Evet, adetlere taalluk eden sünnetleri eğer yaparsak ne oluyor? O yaptığımız adetler ibadet oluyor. Dolayısıyla bir sevap kazanıyoruz. Evet, madem dost ve düşmanın ittifakıyla Zat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam mehasin-i ahlakın en yüksek mertebelerine mazhardır ve madem bil ittifak nev-i beşer içinde en meşhur ve mümtaz bir şahsiyettir ve madem binler mucizatın delaletiyle ve teşkil ettiği alem-i İslamiyetin ve kemalatının şehadetiyle ve mübelli ve tercüman olduğu Kur'an-ı Hakim'in hakaikının tasdikiyle en mükemmel bir insanı kamil ve bir mürşid-i ekmeldir. Ve madem semere-i ittibaıyla milyonlar ehli kemal meratib-i kemalatta terakki edip saadet-i dâreyne vasıl olmuşlardır. Yani ona tabi olmanın neticesini alan milyonlar insanlar var yani. Saadet-i dâreyne yani hem dünya saadetine hem ebedi saadete nail olan milyonlar insanlar bu nimete nasıl mazhar olmuşlar? Onun gösterdiği yoldan gitmekle, onun sünnetlerine tabi olmakla. Evet. Elbette o zatın sünneti, harekatı iktida edilecek en güzel numunelerdir ve takip edilecek en sağlam rehberlerdir ve düstur ittihad edilecek en muhkem kanunlardır. Bahtiyar odur ki bu ittiba-ı sünnette hissesi ziyade ola. Sünnete ittiba etmeyen tembellik eder ise hasaret-i azime, ehemmiyetsiz görür ise cinayet-i azime, tekzibini işmam eden tenkit ise dalaleti azimedir. Yani bahtiyar en mutlu insan odur ki en kazançlı nedir? Bu tabi olduğu sünnetlerde hissesini artırsa ziyade olsa çok daha ne kadar çok sünneti ittiba etse kazanç sahibi olacak. Şimdi tabi olmayan ise tembellikten dolayı etmiyor ise hadsiz bir sevabın kaybı var yani. Yani zararda yani şu geçici dünyada ömrünün dakikalarını yani pek çok sevap ile meyvedar etmek varken tembelliğinden dolayı onu kaybetmesi demek zarar hasaret. Etmesi demek. Büyük evet. Bir hasaret. Büyük bir hasaret. Eğer ehemmiyetsiz görürse gerek yok. Gerek yok tarzında eğer muamele ederse o sünnetlere büyük cinayet. Bir de tekzibini işmam eden tenkit ise yani yalan. Ya onları yalanlamak yanlış olduğunu ihsas edecek şekilde tenkit ise büyük bir dalalettir. Evet. İkinci mesele Cenab-ı Hak Kur'an-ı Hakim'de ve inneke le'ala hulugun azim fermanıdır. Rivayet-i sahiha ile Hazreti Ayşe Sıddık'a radıyallahu anh gibi sahabe-i güzin Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı tarif ettikleri zaman hulukuhul Kur'an diye tarif ediyorlardı. Yani Kur'an'ın beyan ettiği mehasin ahlakın misali Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır.
Evet, Kur'an'ın beyan ettiği ahlakın her türlü güzelliği nerede var? Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da var yani. Evet. Evet. Zaten diyor değil mi hadis-i şerifte? Ben güzel ahlak üzerine yaratıldım. Yaratıldım, evet. Ve o mehasini en ziyade imtisal eden ve fıtraten o mehasin üstünde yaratılan odur. İşte böyle bir zatın ehval, akval, ahval, akval ve harekatının her birisi nev-i beşere birer model hükmüne geçmeye layık iken, ona iman eden ve ümmetinden olan gafillerin sünnetine ehemmiyet vermeyen veyahut tahir etmek isteyen ne kadar bedbaht olduğunu divanelerde anlar. Evet, hayatı boyunca bunu en güzel şekilde göstermiş olan bu zatın hareketlerine, fiillerine uymamak, ona iman ettiği halde, ümmetinin olduğu halde bazı gafillerin bu sünnetlere ehemmiyet vermemesi veya tahir etmeye çalışması, değiştirmeye çalışması ne kadar bedbahtlık. Evet. Evet, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam "Festakim kema umirt" emrini tamamıyla imtisal ettiği için. Pardon, atladık mı? Üçüncü meseleye dair. Üçüncü mesele. Üçüncü mesele, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam hılketen en mutedil bir vaziyette ve en mükemmel bir surette halk edildiğinden harekat ve sekenatı itidal ve istikamet üzerine gitmiştir. Siyer-i seniyyesi kat'i bir surette gösterir ki her hareketinde istikamet ve itidal üzere gitmiş, ifrat ve tefritten iştinab etmiştir. Aşırılıktan veya gerilikten kaçılmış her zaman. Nedir? Her zaman doğrusunda, doğru yolda, doğru bir hareketi intihab etmiş, seçmiş. Evet, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam "Festakim kema umirt" emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Dosdoğru ol. Emrini tamamıyla imtisal ettiği için bütün ef'al ve akval ve ahvalinde istikamet kat'i bir surette görünüyor. Mesela kuvve-i akliyenin fesat ve zulmeti hükmündeki ifrat ve tefriti olan gabavet ve cerbezeden müberra olarak. Mesela evet. Kuvve-i akliyenin, akli bir kuvvet, fesat ve zulmeti hükmündeki ifrat ve tefriti olan gabavet ve cerbezeden müberra olarak. Yani çok aptallık onun artık tefrit mertebesi. Aklın, zekanın da ifrat mertebesi nedir? Cerbeze. Yani hakkı batıl, batılı hak göstermek. Aynen öyle. Hakkı batıl, batılı hak şeklinde göstermek. Bundan müberra olarak, safi olarak, evet devam edelim. Haddi vasat ve medar-ı istikamet olan hikmet noktasında kuvve-i akliyesi daima hareket ettiği gibi kuvve-i gadabiyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan korkaklık ve tehevvürden münezzeh olarak kuvve-i gadabiyenin medar-ı istikameti ve haddi vasatı olan şecaat-ı kutsi ile kuvve-i gadabiyesi hareket etmekle beraber kuvve-i şehevyenin fesadı ve ifrat ve tefriti olan humut ve fucurdan musaffa olarak o kuvvenin medar-ı istikameti olan iffette kuvve-i şehevyesi daima iffeti azami masumiyet derecesinde rehber ittihaz etmiştir ve hakeza. Burada çok önemli şeyler bunlar. Yani insan, insana verilen kuvveleri hep istikamette sarf etmesi lazım. Ne aşırı ne de çok geri. Dediği gibi burada kuvve-i akliyenin ne dedi? İfratı cerbeze dedik. Altı yani en minimumu gabavet yani aptallık, ahmaklık. Bunlardan musaffa. Nedir bunun orta yolu? İstikamet dairesinde hikmetli hareketi. Her şeyde bir amaç, bir gaye, bir hikmeti takip cihetinde hareket etmiş kuvve-i akliyesi. Kuvve-i gadebiye, insanda bir gücü, kuvveti var. Şimdi bunun tefriti nedir? Korkaklık. Her şeyden korkmak. Ufacık bir şeylerden dahi. İfratı nedir? Tehevür. Hiçbir şeyden korkmamak artık yani. Bundan münezzeh olarak medar istikameti nedir? Şecaat-ı kutsiye ile hareket etmiş. Kuvve-i şehviyenin ifratı nedir? Yani her şeye böyle saldırmak. Şeyi nedir? Tefriti
haram helal helaline bile şehveti olmaması. Ondan da yine müberra, musaffa olarak medar-ı istikamet nedir? İffette daimi olarak hayatında o yolu takip etmiş. Azami masumiyet derecesinde. Evet, devam edelim. Bütün sünen-i seniyesinde, ahval-i fıtriyesinde ve ahkam-ı şeriyesinde haddi istikameti ihtiyar edip zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefritten, israf ve tebzirden iştinab etmiştir, kaçınmıştır. Yani hem ifrat hem tefrit bunlar nedir? Zulüm ve zulümat yani. Bunlardan kaçılmış, israftan, tebzirden iştinab etmiş. Evet. Hatta tekellümünde, konuşmasında ve ekl ve şürbünde, yemesinde ve içmesinde iktisadı rehber ve israftan katiyen iştinab etmiştir. Yani konuşmasında, yemesinde, içmesinde bile israftan ne yapmış? Kaçınmış. İsraftan kaçınmış. Bu hakikatin tafsilatına dair binler cilt kitap telif edilmiştir. El-Arifu Tekfihil İşara. Sırrınca bu denizden bu katreyle iktifa edip kıssayı kısa keseriz. Yani Arif'e bir işaret yeter diyor yani. Artık bu kadar izahattan sonra artık herhalde Arif olanlar ne demek istediğimizi anlamışlardır. Evet. Allahümme salli ala cami mekarimil ahlak ve mazheri sirri ve inneke la ala hulugun azim. Ellezî kâle men temesseke bi sünneti inde fesadu ümmeti felehu ecru mi'eti şehid. Yani şurası aklıma geldi, ne diyor? Ümmetin fesadı zamanında benim sünnetime tabi olanlar ne diyor? 100 şehit sevabını kazanır diyor. Evet. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللّٰهِ لَقَدْ جَاءَدْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ سُبْحَانِكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Evet, Allah razı olsun Sayın Lokman Bey. Ağzınıza sağlık. Evet sayın izleyicilerimiz, bu haftaki programımız burada bitiyor. Bir sonraki haftaya bir başka konuda görüşmek temennisiyle Allah'a emanet olun.